Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soframda maalesef bir şey yok ama bahçemden çok güzel görüntüler var. Arzu ettiğiniz üzere sizlerle paylaşmak istedim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Şöyle biraz görüntüyle baş başa kalın istiyorum. Bunlar benim güzel güllerim. Çiçeklerim, hepsini tek tek her gittiğimde seviyorum, okşuyorum, onlara sevdiğimi söylüyorum. Onlar da büyüdükçe büyüyorlar. Sevgi arsız oldular iyice. Yıkılmış bile bir tanesi, görüyorsunuz orada. Lavantalar, güller, bu çiçeklerimi Türkiye'den getirdim. Sağ olsun ablacımın bahçesinden, kayınvalidemin. Bu da bir başka gülüm. Bu elma ağacımız. Elmalarımız kalmadı artık. Zaten çok güzel değillerdi. Biz de koparıp temizledik onları. Bunlar bal kabaklarım. Görüyor musunuz? Çitlerin üzerine açtı. Yani o kadar arsız oldular ki anlatamam. Görüyor musunuz? Orada çitlerin arasında bir tane büyümüş. Ellemedik, sıkışmış kalmış. Çitlerin üzeri bal kabağı bahçesi resmen. Muhteşem bir görüntü gerçekten. Bütün bahçe komşularımız çok beğeniyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Bu da en büyük olanı, kocaman oldu. Ne kadar güzel. Bu normal yemeklik kabağım. Orada iki tanecik çıkmış. Geçen gün de iki tane büyümüştü, koparmıştım. Şimdi yine birkaç tane boy boy var üzerinde. Şurada turuncu gördüklerinizde farklı bir kabak. Almanya'da çok var. Hokkaido kabağı deniliyor. Bunlarla işte çorba yapabiliyorsunuz. Çorbalar bu kabakla yapılıyor. Bizim Türkiye'deki gibi normal bal kabağıyla değil, bunlarla çorba yapılıyor. Sebze gibi de kullanılıyor, kızartılıyor. Patates kızartması gibi doğranıp öyle kızartılıyor. Bunlar da güzel fasulyelerim. Yavaş yavaş zamanı geçiyor artık son zamanları. Bunlar ay çekirdeklerim, ay çiçeklerim. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman oldular. Şöyle bir avuç kadar getirmiştim. 5-6 tanesini aşılayıp ekmiştim. Böyle çok güzel oldular gerçekten. Boyunlarını bükmüşler. Kuşlar zaten bir kısmını yarılarını yemişler. Afiyet bal şeker olsun onlara da. Artık kalanlar bizimdir. Topladım, kopardım, geldim, balkonuma serdim. Biraz kuruduktan sonra onları silkeleyeceğim. Bunlar da süs biberlerim, acı biber bunlar. Boyları küçücük ama bir sürü biberleri oluyor. Maşallah, çok bereketli oluyor. Buradakiler de aynı şekilde. Görüyor musunuz? Küçücük bir biberde ne kadar çok biber var fidede. Bunlar da dolmalık biberlerim. Minik minikler üzerinde. Onlar da öyle. Görüyorsunuz ne kadar bodur. Ama bir tanesinde 5-6 tane birden oluyor mesela. Hayret. Rabbim bire bin veriyor gerçekten. Bir güzel kızartması oluyor. Bu ikinci posta. Ben bir posta bu şekilde topladım, götürdüm, kızartma yaptım. Etli etli anlatamam size. O kadar güzel olmuştu ki kızartması. Sarımsaklı yoğurt döküp üzerine yedik. Şimdi bunları da öyle yapacağım. Hafta sonuna toplayıp götüreceğim inşallah. Görüyor musunuz? Kaç tane birden. Küçücük kısa kısalar bodur bodur.
Minnacık ama üstünde iki tane birden kocaman dolma biber var. Buraya maydanoz ektim. Henüz çıkmadı. Az ilerisi tere. Onlar da daha tek tük çıktılar. Bunlar da rokalarım. Onlar maşallah çok daha çabuk büyüdüler. Halbuki üçünü bir ektim hepsini. Taze soğanlarım. Onları da Türkiye'den döndükten sonra yeniden hepsini ektim tatilden dönüşte. Bunlar semizotlarım. Her yeri sardılar. Salatalıklarım. Bazen böyle yamuk şekilde çıkıyor, bazen de düzgün düzgün oluyorlar. Belli olmuyor. Onlar da şöyle baksanız kuru kuru yaprakları mesela çok öyle uzun büyük değiller. Ama inanın bana hepsinde birer ikişer tane mutlaka var. Ve her hafta neredeyse 5-6 tane en az topluyorum. Haftalık büyüyorlar maşallah. Hiçbir şey vermiyorum. İnorganik. Ona rağmen maşallah çok güzel gelişiyorlar. Bunlar çeri domateslerim. Henüz yeşil onların bir kısmı. Sonra dikmiştim onları, geç diktim. Henüz daha kızarmadılar. Komşum verdi, bahçe komşum. İlk etapta 4 tane dikmiştim. Şu gördüğünüz, görecekleriniz en baştaki evet bunlar. Onun için bunlar bayağı çok oldular. Bayağı topladık, yedik bunlardan. Ve çok lezzetliler gerçekten. Bunları da ben kendim aşıladım. Çeri domates alınca marketten onun içinden çekirdeklerini toprağın içerisine soktum ve çıktılar, getirip bahçeme diktim. Pek tohum almıyorum zaten. Çok nadir. Genelde kendim yetiştiriyorum, yapıyorum hepsini. Dolmalık biberlerimi de öyle yapmıştım. Dolmalık biberlerin içinden dolma yaparken çekirdeklerini kurutmuştum. Ondan sonra diktim. Bu da yine bir gülüm. Çok güzel goncaları var üzerinde. Biraz yapraklarında böyle kara lekeler oluştu. Eğer bir fikri olan varsa bana yardımcı olabilecek. Seve seve. Lütfen yorum olarak yazın. Bunlar nanelerim. Kendiliğinden ürüyorlar biliyorsunuz naneler. Bunlar da kekikler. Türkiye'den izinden geldiğimizde neredeyse boyuma gelmişlerdi. Koca bir torba toplamıştım ve kurutmuştum. Şimdi yine geliştiler, büyüdüler. Burası giriş kısmının çiçekleri. Yan taraf gördüğünüz sarılı çiçeklerin olduğu kısım artık bahçe komşumuzun. Onun da çok güzel bahçesi ve çiçekleri var gördüğünüz gibi. Ama onların bahçesi 25 yıllık bahçe. Bizimki daha şurada 2-3 yıldır adam etmeye çalışıyoruz eşimle beraber. Tüm mesaimizi ayırarak. İnanın bana ben ne kadar yorgun olursam olayım, bu bahçeye gittiğimde tüm yorgunluğum geçiyor. Ve ister istemez bir şeylerle uğraşıyoruz. Oturamıyoruz. Çok güzel şeyler yaptık gerçekten. Bu bahçe evimiz. Bu tarafta görünen küçük bölüm tuvalet bölümü. Burada yine çiçeklerimiz var. Burada erik ağacı bu. Şey, mürdüm eriği. Şu tarafta da var bir tane armut ağacı. Komşumuz dikmiş onları. Çok güzel mürdüm erikleri oluyor. Topladım. Yere de dökülmüşler görüyorsunuz. Onlardan güzel bir tart yaptım. Daha önce de yapmıştım. Sizlere tarifini vermiştim. Kanalımda olduğu için tekrar videosunu çekmedim. Ama farklı bir kek olarak yapacağım. Sizlere onu çekeceğim, koyacağım. Bu da yine gül goncası var üzerinde. Henüz hiç açmadı. Bilmiyorum rengi ne renk açacak. Sarı diye aldık ama inşallah sarı çıkar. Çünkü öbürleri hep kırmızı çıktılar. Burayı biz yıktık komple çünkü tahtaları kabarmıştı 2 yıl önce. Eşimle beraber yeniden o tahtaları yaptık. Ben boyadım dışlarını. O evin dışını da komple 3 kat lazür mü deniliyor, cila mı deniliyor, ne deniliyor Türkiye'de? 3 kat boyadım inanın. Resmen böyle sünger gibi çekti.
Burası da yine bir oturma terası gibi bir bölüm. Meşhur gözleme ocağımız, sobamız da orada kenarda duruyor. Şu sehpa, çay sehpamız, semaverimizi koyuyoruz üzerine. Burada mangalımızı yapıyoruz. Bu bidon, su bidonu yağmur için çeşmesi var. Eşim yaptı. Oradan bahçemize suluyoruz hortum takıp. Burayı da benim için yaptığı lavabo. Ben oturamadığım için, bilmiyorum bilenler biliyor belki ama ben biraz engelli olduğum için oturamıyorum. Oturarak bir şey yapamıyorum. O yüzden eşim benim için hazırladı onu, sağ olsun, bir düzeneği. Burası da aletlerimizi, malzemelerimizi koyduğumuz bir bölüm tenekeden. Eşim orada kabakların çekirdekler, pardon, çiçeklerini topluyor. Bu orta kısmı da geçen yıl yaptım. Bu taşlar gri, normal, ne deniyor onlara, pirket mi deniliyor, onlardandı, gri renkteydi. Ben onları kırmızı boya alıp toprak rengi onlarla boyadım. Ve daha sonra eşimin yardımıyla bu şekilde yaptık. Bu da benim güzel ortancam. Geçen yıl dikmiştim. Bu çiçeklerin tohumlarını hep Türkiye'den ablamın, kayınvalidemin bahçesinden toplayıp geldim, diktim. Çok güzel oldular. Kocaman kocaman büyüdüler. Hiç bu kadar ummuyordum doğrusu. Almanya'da olamaz diyordum ama oldular. Bu sarı çiçekler de öyle, turuncular. Komşularıma bile dağıttım bu çiçeklerden hep. Onların da bahçelerinde var. Çok sevindiler. Evet. Bu kısımda salıncak vardı daha önceden arkadaşlarımızın. Onu kaldırdılar sağ olsunlar, bahçeyi bize teslim ettikten sonra. Biz de orayı kazdık. En güzel güneş gören kısım olduğu için orayı domatesler ve sebzeler için uygun gördük. Görüyor musunuz? Bir tane daha kabak var burada, çitlerin üzerinde. Eşim çiçekleri ayıklarken görmüş. Bir tane de burada var, görüyorsunuz. Ellemedik. Madem bu kadar büyümüşler, büyüsünler. Pazara gider satarız, ne yapalım? Ya da komşulara dağıtırız. Allah'ım. Yani maşallah. Kocaman doluyorlar birdenbire. Nasıl büyüyorlar bu kadar, anlamadım. Evet, birazdan bahçeden topladığım mahsulleri sizlerle paylaşacağım. Bunlar gördüğünüz gibi kabak çiçeklerim. Topladık geldik. Bunlarla zeytinyağlı dolma yapacağım, kabak çiçeği dolması. Daha doğrusunu söylemem gerekirse yaptım bu görüntüler tabii ki birkaç gün öncesinden. Ben hemen onları getirir getirmez yaptım. Hatta Instagram'da, hikayemde falan da, video bölümünde de, Insta videoda, ilk videoda paylaştım. Facebook'umda da paylaştım. Bunlar da biberlerim topladım, domateslerim, çeri domateslerim. Roka topladım geldim biraz da. Dolma biberlerden de söylediğim gibi toplayıp geldim. Birkaç tane fasulye olmuştu, onları aldım. Üç tane salatalık getirdim. Taze taze koparıp geliyorum, bir de hepsini birden getirmiyorum. Böyle iyi oluyor taze taze. Biz zaten 2-3 güne bir gidiyoruz illaki. Kabağımı da koparttım geldim. Dolabımda da var iki tane. Onlarla mücver yaptım bugün. Evet, burada taze soğanlarım da var. Pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu videoyu çektiğimde ve bunları toplayıp geldiğimde. Evet, bunlarla da dün yoğurtlu gözleme yaptım, yoğurtlu soğanlı. Onu da çektim, sizinle paylaşacağım. Yufkalarını kendim açtım. Bunları da dediğim gibi birazdan dolma yapacağım, zeytinyağlı. Görüşmek üzere tekrar.
Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Umarım memnun kalmışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun.